Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda size balkondan çiçek nasıl yetiştirilir, sebze nasıl yetiştirilir ondan bahsedeceğim. Daha önce biliyorsunuz ekimini yapmıştık birkaç tane ürünümüzü. Hem onları ne durumda onlara bakacağız. Hem de diğer çiçeklerimize bakmış olacağız. Evet, buradan başlayalım isterseniz. Marullarımız gördüğünüz gibi şu anda çıktılar. Bayağı da büyüdüler. Şimdi biz bunları alıp ne yapacağız? Buradan çıkartacağız. Tekrardan başka saksılara dikeceğiz. Ayrı ayrı şekilde dikeceğiz. Evet, marullarımız böyle. Yan tarafta soğanlarımız var. Soğanlar da bayağı büyüdü. Taze soğan yetiştirebilirsiniz balkonda. Yine balkon için bence en ideallerden bir tanesi karanfil. Karanfil yaz kış dayanıyor. Hem sıcakla hem soğuğa dayanıyor. Çok da güzel kokuyorlar. Bakın çok güzel olmuşlar. Bunlar geçen seneden kalma karanfillerimiz. Yine domates yetiştirebilirsiniz. Bakın domateslerimiz. Bunu fide olarak aldım ben. Fideyi dikebilirsiniz. Yine karanfilimiz var. Bakın böyle çok güzel. Evet, bu tarafa geliyoruz. Bu tarafta fesleğenimiz var. Fesleğen mutlaka olsun arkadaşlar. Niye derseniz, çünkü fesleğenlerimiz sineklerin gelmesini engelliyor. Sinekler gelmiyor fesleğen kokusuna. Çileğimiz var. Bakın çilek diktim ben buraya. Çileklerimizi almıştık. Burada salatalıklarımız var. Bakın. Yine domateslerimiz var. Evet, şurada da bir çiçeğimiz var. O da soğanlı çiçekler. Soğanlı çiçek alabilirsiniz arkadaşlar. Tam ismini bilmiyorum onun ama biz almıştık daha önceden. Geçen seneden kalma yine. Bakın yine çıkmış. Şöyle otları temizleyebilirsiniz. Bunlar asalak otlar. Evet. Buraya da bir şey ektik ama ne ektik bilmiyorum. Henüz bir şey çıkan yok. Olmadı oraya ne yapabiliriz? Marullarımızı ekebiliriz. Evet. Gün aşırı arkadaşlar sulamamız lazım. Malum bitkiler için en değerli şey nedir? Su, hava ve güneş. Bakın bu bayağı bir susamış. Belli. Evet, şöyle domateslerimizi, salatalıklarımızı sulayalım. Buraya da salatalık ekmiştik ama salatalıklarımız çıkmadı. Bunlar fide olarak aldıklarım. Belki çıkar birkaç güne, bilmiyorum bakalım. Çünkü iki sene geçti üzerinden ben yerli almıştım. Memleketten getirmiştim salatalık tohumlarını. Belki özelliğini kaybettiyse bilemiyorum. Evet. Karanfillerimizi de sulayalım. Bir de arkadaşlar saksıların dibi çok önemli. Su geçirmesi lazım. Aksi takdirde su kalıyor. Yani saksıyı hazırlarken altta mutlaka çakıl taşları koyun alta. O da suyun emilmesini, göllenmemesini sağlıyor. Ben bir sene yaptım öyle. Açmamışım şeylerini. Ve bitkilerim hepsi çürüdü. Evet. Kısaca böyle. Sorularınız, önerileriniz, görüşleriniz olursa bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Sağ olun.